6 Şubat'ta tüm Türkiye diyoruz. 10 ilimizde etkili olan büyük bir deprem yaşadık. Aslında bir tane değil de iki tane deprem bir arada yaşadık. Tabii Diyarbakır'da bu 10 il içerisinde Diyarbakır en az etkilenen illerimizden biri oldu. Diyarbakır'da tabii bu depremin o ilk şokunu atlattıktan sonra cemevine gelip cemevimizi açtık. Cemevde öncelikle bir deprem kontrolü yaptık. Cemevinin depremden etkilenmediğini görünce de depremden etkilenen canlarımıza öncelikle bir çağrı yaptık. Cemevinin açık olduğunu, burada barınma ihtiyacını, yiyecek ihtiyacını karşılayacağımızı bildirdik ve akşam da yaklaşık 200'e yakın insanımız, tabi sadece Aleviler değil, bu kentte yaşayan Aleviler ve komşuları, ihtiyacı olan herkes buraya geldiler. İlk günde tabi bir battaniye sıkıntımız oldu. Daha sonra bunun valilikle irtibata geçince bir gün sonra bu sıkıntıyı da atlattık. Yani ilk günkü o şeyden 200'e yakın insanımız hem burada barınma hem yeme ihtiyaçlarını biz karşıladık. Bu tabii şu an günümüze kadar bu devam etti ama bu artık Diyarbakır'da tabii o ilk şaşkınlıktan sonra insanlar evlerinde o az hasarlı olanlar yavaş yavaş cemevinden ayrılmaya başladı. Bugün artık bugünkü tarihle yani 15 Şubat tarihiyle cemevimizde şu an yaklaşık bir 25 kişi var. Bunlar da evlerinde daha henüz bakım yapılmayan kişiler. Bir iki ailemizin de evleri hasarlı durumda. Bunlar şu an cemevimizde yine kalıyorlar. Tabii bu arada Diyarbakır'da bu ilk şaşkınlık atlatıldıktan sonra depremden en çok etkilenen işte özellikle Adıyaman, Maraş, Antakya. Yani biz buradan Adıyaman'a da 2 gün araçlarla, gönüllü canlarımızla beraber oraya ihtiyaç duyulan yardımları gönderdik. Özellikle işte soba, elektrikli ısıtıcılar, power banklar, iç çamaşır, özellikle kadın, erkek, mum ve çakmak gibi şeyleri ilk günde gönderdik bir araçla. İkinci günde yine işte bebek bezleri, işte kadın petleri, yine bunlara benzer sıvı deterjanlar, yani hijyen maddeleri. Bunları gönderdik. Şimdi tabii Diyarbakır'da artık bu yavaş yavaş depremin etkileri artık azalmış durumda. Tabii bunun en büyük nedenlerinden biri çok fazla bir yıkımın olmaması. Bir ikincisi ise Diyarbakır'da sivil toplum örgütlerinin daha örgütlü bir şekilde olaya vakıf olmaları. Çünkü biz de bu şeyin içerisindeyiz. Diyarbakır Kent Koruma Konseyi platformu var. Biz de bu platformun üyesiyiz. Aynı zamanda valilikle de koordinasyon içerisindeyiz. Onlardan da birçok yardım, özellikle battaniye, diğer konularda da yardım gördük. Yani bu işbirliği tabii buradaki yaraların bir an önce sarılmasında sağlamış oldu. Yani tabii ki belirttiğimiz gibi de buradaki o yıkımın diğer illere göre biraz daha az olması, sivil toplum örgütlerinin daha örgütlü olması bunun en büyük nedenlerinden biri. Yani artık Diyarbakır'da yaralarımızı sardıktan sonraki şu durumda sarılmış durumdayız. Bundan sonra depremden etkilenen Malatya, işte Adıyaman, Maraş, Antakya, Antep gibi illerimize ihtiyaç duyulan malzemelerin götürülmesinde bir organizasyon kurulacağız. Çünkü zaten bu saydığımız illerde sahada şu an Alevi kurumları zaten var. Kriz masaları oluşturulmuş. Burada da, Diyarbakır'da da oluşturduk. Bu kriz masalarıyla iletişimde kalıp gerekli olan, ihtiyaç duyulan maddelerin oraya gönderilmesini sağlayacağız. Yani şu anki